Şimdi beyin kanaması da bir korktuğumuz e, durumların en başlarında geliyor. E, ko, hep gözümüz korkutulduğu için yeri de vardı. Yani beyin kanarsa zaten korkmak gereken bir durumdur. O. E, ama ne zaman beyin kanamasından korkacağız? Bunu artıran bir neden var mı? Yani biz beyin kanamasına yatkın bir kişi miyiz ya da değil miyiz? Korkalım mı korkmayalım mı sorularına cevap vermek e, bir, bir nebze mümkün. Eğer ailenizde beyin kanamasını genç yaşta geçiren bir birey varsa... Riskiniz biraz yüksek. Nedenli ne olabilir genellikle genç yaştaki kanamaların altından damar yumağı denilen atar damarların, toplar damarların yapısı bozuk bir araya geldiği damar yumakları vardır. Bunlar normal damar elastikiyetinde olmadıkları için çabuk kanama eğilimi vardır. Veya baloncuk denilen hani Ebru Gündeş'ten biraz halkımızın daha çok bildiği damarlardaki baloncuğun patlaması sonucu olan kanamalar vardır. Kesinlikle ve kesinlikle kanamadan önce yani hemen hiç bulgu vermezler. Kanadıkları andan itibaren tanınırlar ama o zaman da zaten çok gürültülü bir tabloyla ortaya çıktıkları için hem apar topar acil servislere götürülen hastalardır. Ailenizde eğer bir kişi de beyinde baloncuk saptanmışsa sizde baloncuk olma olasılığı var mıdır? Vardır tabii toplumdaki herkeste zaten bir miktar olasılık var. Yüzde bir üç hatırlamıyorsam. Eğer ailede bir bireyde varsa bu orasılık biraz daha artıyor ama hiçbir zaman yüzde yüz %100, %80, %50'lere bile ulaşmıyor. Hani toplumda %3 ise %5 oluyor e, örneğin. Ne yapmak lazım? Beyin damarlarını görüntüleyecek bir e, görüntüleme. Hani beyin emarında görünür mü? Düz beyin emarında çok büyükse görünür ama e, küçükse düz beyin emarında gözükmez. Anjiyo teknikleriyle çekilmiş bir emar olması lazım. Başka ne olabilir beyin kanamasına yatkınlık? Ee, genetik olarak bağ dokusu hastalığı olan kişiler vardır. İşte bu eklemleri çok yumuşak olanlar, böyle elini büktüğü zaman şuraya değdirebilen insanlar. Onların e, elastikiyetleri çok elastik gibi olmakla beraber iyi bir şey değildir aslında. Belli bir bütünlüğü de sağlayamayacak kadar zayıf anlamına geliyor. İşte o bütünlük sağlamadaki zayıflık nedeniyle damarlar biraz kolay kanayabilir hale geliyor. Böyle bir hastalığı olanlar şüphelenebilir. Genç yaşta tansiyon hastası olanlar günümüzde biraz artıyor stres e, şehir yaşamı. Eğer genç yaşta tansiyon hastasıysanız ve tansiyonunuzu önemsemiyorsanız damar yatağını bozar tansiyon. Siz benim hiçbir şikayetim yok e, işte doktor yüksek diyor ama ben gayet iyiyim derseniz ve e, müdahale etmek için yani ilacını kullanmak için bir şey olmasını beklerseniz o işte biraz geçmiş olsun oluyor. Çünkü damar bir kere bozulduktan sonra onu düzeltmemiz mümkün değil. Damarın hiç bozulmamasını sağlamak en güzel tedavidir. Genç yaşta tansiyonunuz varsa lütfen illaki bir şeyler hissetmeye, bir problem olmasını beklemeye lüzum görmeyin. Tansiyonunuzu belli bir düzeyin üstüne çıkmadan devam ettirin ki damar yatağınız sağlıklı bir şekilde yaşlanmanıza izin versin. Yoksa genç yaşta damar kanaması riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Onun dışında beyin kanaması için öyle çok da hani toplum olarak düşündüğümüzde belli hastalıkların temeli biraz daha farklıdır ayrıntıya gerek yok. Çok korkmanızı gerektirir bir durumda yok aslında.